Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlere 6 Ekim, yani unutmadan söyleyeyim, 6 Ekim Perşembe günü A101 Market'e gelecek olan bu görmüş olduğunuz 2 TB'lık hard disk'i değerlendireceğim. Fiyatı 1099 TL, güzel bir fiyata sahip. 3.0 USB destekli. Şimdi bu ürün arkadaşlar piyasada en ucuzu 1199 TL. A101'de 100 lira daha ucuz satılıyor. Fiyatı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şişmiş bunun. Fiyatı şişmiş, bence aynı boyuta sahip farklı ürünlerde bulunabilir ve sizleri de seçtim arkadaşlar. Boş durmadım, sizler için seçtim. Paylaşı çok olduğum listeyi birazdan göstereceğim arkadaşlar. Evet, bu ürün yorumlar okumaya gerek yok arkadaşlar. 5 üzerinden 4.8 puanı almak gerçekten kolay değil bir ürün için. Yani illa ki bir yerden kısıyorlar ama bunu kısmamışlar. Genellikle kargolardan falan kısanlar oluyor. Kargo nedeniyle bile 1 puan veren var arkadaşlar. Ürün güzel olsa bile kargo nedeniyle 1 puan verenler çıkıyor. Ürünün yorumlarına bakmayacağım arkadaşlar. Direkt şeye geçeceğim ben. Sizlere ürünler seçtim. Burada bakın 7 tane hard disk seçtim. Bak hard disk. SSD de seçtim arkadaşlar. Onları bırakırım açıklama kısmından. Bu hard diskleri şöyle sıraladım. 2 de var, 1 de var, 4 de var, 3 de var diye hatırlıyorum. Evet, bak mesela 1 GB 1 miydi o, yok. Yok, satılan 2'ydi. 2 olduğu için 2'ye geçelim biz. 2 TB ama evet, Toshiba'nın 2 TB'ı. Yani 2 TB'ını A101 güzele satıyor. Bundan aşağısını bulamadım yani arkadaşlar. İlk başta size biraz fiyatları zamlanmış dedim ama gerçekten de hepsi de zamlandığı için şu an en ucuzu piyasada A101 satıyor ve güzel bir fiyata satıyor. 1099 TL. İhtiyacı olan varsa düşünebilir. Yani depolama amaçlı kullanabilir. Oyun yüklersiniz, oyun orada oynatırsınız, kullanabilir. Ben mesela arkadaşlar videolarımı render aldığım zaman SSD'den alıyorum. Şöyle bende 32 GB'lık bir SSD var. Micro SD kart arkadaşlar. Hem kameraya takıyorum hem de renderlarımı bunda alıyorum. Ya yanıt verme süresi gerçekten bu SSD'lerin bayağı iyi. Micro SD ama SSD yani. Aynı matı. Katı hal sürücüsü var arkadaşlar. Katı. Çok küçük, baksana bunda bilgi var ya. Şunun içerisinde bilgi var. Aga süper bir şey ya. Neyse. Ha, bu arada tamam, bundan sonra biraz sohbet edelim arkadaşlar. Yani bu liste paylaşacağım için bu liste üzerinde pek konuşmaya gerek yok. Sonuçta bak güzel ürünler seçtim. Bunlara bakarsanız. Bu ben şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Bu da hard disk. Bunun içerisinde 320 GB'lık bir 350 miydi? 300, ha, 320 GB'lık bir hafıza var arkadaşlar. 95 liraya almıştım ama şöyle, neden ucuzmuş? Onu sonradan fark ettim. Bunun ucuzluğun nedeni arkadaşlar, bu daha önceden sunucu olarak kullanılan bir şeymiş, hard diskmiş arkadaşlar. Ondan dolayı ucuzmuş yani. 95 liraya 350 GB, 320 GB bir hafıza kartı, yani SSD hard disk almak süper bir şeydi. Ben de direkt kapıldım, aldım. Ama bir müddet daha kullanırım, herhalde bozulacak gibi. Yani bilmiyorum, yanıt vermesi iyi de renderda donuyor ya. Renderda mesela sayfayı yanıt vermesi çok geç oluyor. Ve 20 bin küsur saat çalışmış. Yani ortalama bir hard disklerin çalışma ömrü 20.000'li 40.000 diye hatırlıyorum. Yani bu artık gidebildiği yere kadar gidecek. İnşallah 30.000'leri görür. Bir en azından 10.000 saat kullanayım ya bunu. Neyse arkadaşlar, ben bunu zaten oyun var içinde arkadaşlar. Bilgisayara takıyorum, oyunumu buradan oynuyorum. Yani burayı yüklüyorum oyunuma. Bilgisayarda mesela M.2 SSD'yi kullanıyorum. Ama güzel. Güzel. Konu dışı çok konuştum, farkındayım. Buraya kadar büyük ihtimal buraya kadar izlemeyeceksiniz bu videoyu. Ben en kısa keseyim, en azı bitireyim arkadaşlar. Dediğim gibi bu hard disk önerimi paylaşacağım. Piyasadaki en iyilerini seçtim ya. En iyileri değildi işte. En iyi değil demeyeyim de. Yani değerlendirmesi güzel olanları seçtim ve fiyatı ucuz olanları seçtim arkadaşlar. Bak ben olsam mesela çok fazla hafızayı 1 GB'lı bir hard disk istesem ben herhalde 4 GB'lı alırım. Daha mantıklı. Çünkü 1799 TL'ye yarıya böl 2. 1800 olsa 900 liraya 2 TB'lık bir hard disk aldığını düşünseniz arkadaşlar, süper. Var yani, ben herhalde Toshiba'nın 1799'luğunu düşünürdüm. Daha mantıklı geldi bana. Tamam, evet. Bir videodan sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz videonun devamı için video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer yorum yaparsanız, ne üzerine yorum yaparsanız, bu VD 2 TB'lık harici hard disk aldıysanız veyahut da sizde varsa deneyimlerinizi bu videonun altına paylaşabilirsiniz. En azından bir sonraki satışta, yani büyük ihtimal bunu A101 tekrar getirecek arkadaşlar. Bu videoya da sonradan gelen bir kişi ve bilgi sahibi olmak için gelen kişi de yorumlara baktığı zaman, ha doğru, evet alınabilir. Gerçi
ürünlerin hepsi burada bu değerlendirme gördükten sonra çok da şüphe duyacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü ben yani bunu gördükten sonra herhalde bir yorumlara bakarım. Şöyle bir bakarım. Zaten puanı da yüksek. Direkt ucuzsa alırım. Yani. Yani yorumu için iki, bunun derecelendirmesi 2 olsa düşünürdüm. Ama süper bir yorumlama dereceye sahip. Tamam. Evet, bir videoda sonra geldik. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Bye bye.